Selamünaleyküm arkadaşlar. Bey Bolat'ın motorlu tırban bu senenin ilk motorlu tırbanı geliyor arıza sebebiyle. Ciddi bir arıza çıkmış. Bunu da size söyleyeceğim şimdi. Motor stop arızanın nereden olduğunu bilmiyorum. Buradan stop ediyor muydu buradan? Buradan ediyor mu? He, buradan ediyormuş. Ona göre o buradan stop ettiğine göre düğmesine bakacağım. Ayrıca bu motorlu tırpanı kullanan kişinin internette zaten videosu var ot biçerken. Yani mallara ot biçiyordu galiba parçalamadan. Bir çekiyor şak yatırıyordu. Atak'ın stop düğmesini çıkarıp bakacağız. Ne çıkmış? Düğme mi bulduk göreceğiz. Şimdi bu düğmeyi parçalamadan önce buradan birbirine değdireceğim. Stop ediyorum bakacağız. Böylece stop etti. Böyle yine stop etti o zaman arıza anahtar sayılıyor. Bunu tamir etmeye deneyeceğim. Bakalım yapabiliyoruz mu? Bu yaylı düğme diğerleri daha basit olduğu için bu biraz zor olacaktır. Ha fırladı ama. Diğer yayı buymuş. Farklı bir düğme bu da. İçine ot verse, toz girerse, oksit olursa stop çalışmayabilir. Pek pas bir şey görünmüyor ama çalışmamasına şaşırdık. Şey gittim çantadan lamba. Evet arkadaşlar bunun fişini yerine lehimleme yapılmış. O zaman lehimlemede düğmeyi sahipleri değiştirmesi zor olacaktır. Ama ustalarda lehim varsa bu sıkıntı olmaz. Genelde lehim yapmalarının sebebi fiş çıkmalarının önüne geçmektir. Fişlerin çıkmasının. Fişler sağlamsa çıkmaya sebebiyet olmayacaktır. Fiş takılır, fişe de ne koyulurdu? Ellerim çolakmış gibi zor taktım bunu. Yayı da yukarıya doğru tuttum. Sıfır aşağı gelecekti. Burayı yaya dayıyoruz. Bakın yaya. Şöyle yapayım kamerayı daha iyi görebilirsiniz. Daha çok. Evet yayı görebiliyorsunuz. Sıfır yukarı doğru sıfır olacaktı galiba. Aşağı doğru mu sıfır oluyordu? Yukarı doğru mu sıfır oluyordu? Yukarı doğru sıfır oluyordu. Öyleyse takalım. Olmadı, ters oldu. Sizde bir şey bildiğiniz yok ya. Neyse ki yeniden çıkarıp tamirini yapacağız. Onu ben de biliyorum. Sen öyle demiştin. Evet, düğmeyi çevirdik. İçi dağılmamıştır inşallah. Bakayım içine. Dağılmış tabi. Bunun yüzünden kamerayı yerine koyalım. Bunlar geri gitsinler. Daha rahat yapayım. Ben tek başıma halledeyim. Ondan sonra kendisi bakar zaten. Ama garantiliyse mutlaka bunlara dokunmayınız. Servislere veriniz. Baksınlar.
Garanti bittikten sonra kendiniz yaparsınız. Şu anda bu şekilde taktık. Biraz lambayı yanaştırayım. Bakın yay da bu tarafta. Şimdi şöyle yeniden alsam dışarıya. İşte yeniden yerleştireyim. Parça anahtarın eklemesi topuzu var. Bakın ucunda topuzu. Bunu aşağı tarafta eklendiği metalin ile karşı karşıya gelmesi lazım. Bunu yerine yerleştirdik. Bakın. Tamamdır şimdi. Şimdi de sıra geldi yayına. Eğri tarafta. Öne doğru eğilmesi gerekiyor parçanın. Bakın öne doğru eğiliyor zaten, öne doğru. Bunu da eline yerleştirelim. Yaydan tutsak da yeterlidir. Tamamdır. Şimdi de düğmeyi alıyoruz. Düğme bir konumuna basık kalacak. Bir konumuna. Tamam. Bir konumuna basık kaldı. Şimdi yerleştiriyoruz. Motor çalıştırıp deneyelim şimdi de. Benzini pompalayayım. Cikli açayım. Ve böylece stop düğmeyi yaptık. İnşallah anlamışsınızdır. Garanti kapsamında stop düğmesini hallettik. Bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ne gülüyorsunuz lan?